Merhaba Derin Medya izleyicileri. Bugün yanımızda Cağaloğlu MUN ekibinden DSC Anıl Sancaklı ve Head of Crisis Emre Demiray var. Ben sunucu Serra Şener. Hoş geldiniz demek istiyorum ilk başta. Hoş bulduk. Tamam. Hoş bulduk. Gereken umarım kolay gelmişsinizdir. Ya güzel bir yoldu dershaneden. 1,5 saat erken geldim. Emine yazınca kanka hepimiz evdeyiz deyip güldü. İyi de onun dışında ama ya. O zaman direkt sorulara geçelim, ben daha uzatmayayım. Zaten uzun bir süre beklemişsin. Yok canım, sorun değil. Geçen sene deneyimleri almıştınız. Bu sene first timer alacak mısınız? Şöyle, bu sene öncelikli olarak tabii ki ya her sene yaptığımız gibi deneyimli katılımcılara öncelik vereceğiz. Ama first timer aldığımız katılımcılar da var. Kısa olarak evet. Cal ruhu nedir? Ya şimdi cal ruhu sorusunu ben açıklamak istiyorum. Cal ruhu bir kulüp üzerinden, yani sadece emeğin üzerinden açıklanabilecek bir şey değil. Cağaloğlu, her okulun bir ruhu var tabii ki ama Cağaloğlu'nda ekstra söylenecek şey şu. Öğrencilerin başından çok şey geçtiği için sadakat ve okulda ne yaşarsa yaşasın okulun herhangi bir etkinliği veya dışarıda temsil edeceği bir ortamda en iyisini yapma çabası. O yüzden zaten better than ever diyoruz. O zaman bir delegenin isyanını size aktarmak istiyorum. Bir delege isyan etmiş şeydi ya, belki de katılımcı, bilmiyorum. Fiilleri açıklar mısınız? Hiçbir yerde yok. Tabii ki. Hatta hemen birebir. Şöyle, şu an regular dönemdeyiz. Delegasyon ücretimiz 750 lira kişi başı. Individual delege 780 ve chair admin press 550 lira şu an. Late dönemde fiyat artacak. O yüzden başvurun. Venue neresi olacak ve nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Shuttle olacak mı? Venue Cağaloğlu Anadolu Sesi. Ya bu venue neden çok efsane biliyor musunuz? Niye? Altında Abdülhamit yatıyor çünkü. Niye peki okulun altına gömdünüz? Ha, shuttle. İnanılmaz merkezi bir yer. Marmara'ya 5 dakika, evet. Tramvaya 5 dakika. Ki tramvaya da işte farklı metrolardan bağlanabiliyorsunuz. Marmara'ya da aynı şekilde. O yüzden shuttle yok. Herkes kolaylıkla ulaşım sağlayabilir. Ya, ya hangisi evet, bilmiyorum da şeyden, Kabataş'tan Bağcılar'a giden T1 mi T2 bilmiyorum. T1. Bu seneki akademik kadroyu çok beğendim. Fakat organizasyon kısmı pek bilinmedik kişilerden oluşuyor gibi. Bizi akademik ve organizasyonel olan anlamda neler bekliyor canlı? Ben şöyle organizasyon ekibi için söyleyeyim, akademik kısmını Emre'ye bırakacağım. Organizasyondaki çalışan ekibimiz hepsi kendi okulumuzun öğrencileri ve senelerdir bu şekilde politika yürütüyoruz. Hani dışarıdan üye alımı organizasyon anlamında çok yaptığımız bir şey değil. Kendi organizasyon ekibimiz, hani PR, finans vesaire, hepsi oldukça deneyimli insanlar. Yani siz karşılaşmamışsınızdır büyük ihtimalle. Sanırım bu kadar. Akademi ekibinden zaten geçen sene de herkes çok memnundu. Geçen sene yine akademi ekibine, akademiye emek veren Calm'ın yürümüştü arkadaşımdan. Buradan da teşekkür ederim. Bu sene işte Orga'da olduğu gibi yine akademinin de her üyesi direkt Cağaloğlu'nun kendi Cağaloğlu'na geldiği yıldan beri yetişiyor. Hazırlıkta bakıyoruz kimler ne yapıyor, ne ediyor. 9. sınıfta train olarak giriliyor. Daha sonrasında işte ilerliyor. Seyirciler demiş geçen seneki akademi ekibi çok beğenildi. İşte buradan geçen sene akademiye emek veren herkese çok teşekkür ederim. Ederiz tabii. Akademi ekibinde CTM'ler dışındaki herkes, CTM'ler ve chair'ler dışındaki bütün üyeler, işte akaslardır. USG tam anlamıyla bir USG yok ama guide'ı yazan işte member'larımız, trainee'lerimiz hepsi Cağaloğlu Anadolu Sesi öğrencisi. İşte bizim alt dönemlerimiz veya dönemdaşlarımız. Hep beraber çalışıyoruz yıllar boyunca. Ya o şekilde bir ilerleme oluyor. Ekibin bu kısmına dışarıdan bir alım yok. Öyle bir akademi ekibimiz var. Orga'da olduğu gibi. Herkes çok deneyimli, başarılı, işinin ehli. Bildiğiniz üzere Boğma ve Memun da aynı tarihte. Sizin farkınız nedir? Bir insan neden Cağaloğlu'nu seçmeli? Açıklayın bize. Şimdi bir insan neden Cağaloğlu'nu seçmeli? Öncelikle okula gayet hakim, yani doğal olarak. Ve işini ciddiye alan bir organizasyon ekibi. Ya, guide'ını yazdığı komitelere hakim bir akademi ekibi. Şey, orgaya hatta prosedürü, MUN prosedürünü vesaire biliyor olmalarını da parantez olarak ekleyeyim çünkü bunun bir eksiklik olduğu konferanslar çok gördüm ben şahsen. Ya bizim ekibimizin o şekilde bir farkı var. Başka fark olarak her zaman yani önceki seneden daha iyi olmak için çalışırız. Ya yani sloganımız better than ever zaten. Şey bir de akademi kısmını Anıl söyledi zaten. Orga kısmında böyle oynanan oyunlar olsun, breakler olsun. Özellikle oyunlarda her birinin farklı farklı ödülleri var. Yeni, yaratıcı, inovatif oyun fikirleriyle geldi orga ekibimiz bu sene ayrıca. Gelin, eğlenin, öğrenin. Anaokulu reklamı gibi oldu. Farkımızı ya şöyle geçen seneden örnek vererek açıklayayım. Videosunda paylaşmıştık vaktiyle. Zamanında Yelmun ve Kabataş Mun'la da çakışıyorduk. Ta Yelmun'la sanırım 2 gün ya da 3 gün çakışıyordu direkt. Öyle hatırlıyorum. Ve yani biz 2200 sadece yani delege başvurusuydu. Sanırım daha fazla açıklamaya gerek yok. Biri yazmış ki, geçen sene katılım sağlamış biriyim ve merak ettiğim şu. Gossip Box'u çok takıyor muydunuz konferanstan sonra? Kabataş ve İyer'le bir karşılaştırma olduğu zaman nasıl tepki veriyordu? Ya bundan bahsetmeyin. Gossip Box'tan. Çok fazla yorum geldi.
Biz ne yapacağımızı bilemedik. Toplantılar aldık PR'la, bütün sekreterya ekibiyle. Sabahlara kadar düşündük ne cevap vereceğiz. Bot hesaplar kurduk cevap vermek için Gossip Box üzerinden. Başka ne yaptık? Ya ben ne yapıldığını bilmiyorum. Üzüntüden hastalandım. Gözümden artık o kadar yaşlar aktı ki kıpkırmızı oldu gözlerim. Yani felaketti. O gossip'lere nasıl cevap vereceğimiz... Konuşamıyorum yani. Ne diyeceğimi unuttum ama yani konuşamıyorum. Kelimeler kifayetsiz yani. Cidden çok üzülmüştük. Hocam kravat satılık mı? Hocam şöyle, kravat satılık değil. Kulübümüzün ya okuldan olan üyelerine özel bir item. Bundan sonra da dışarıya açık olmayacak. Hadi hadi Anıl Bey, ne kadara bırakırsınız kravatı? Bu dünyada bırakmam. Bırakırsınız, bırakırsınız. Yok, ben bırakmam. O zaman bir rozetinizi alırız. Rozeti düşünürüz ama kravatı bırakamam. Tamam Anıl Bey. Komitelerinizin ajandalarından biraz bahsedebilir misiniz? Ve siz olsaydınız hangi komiteye gitmek isterdiniz? Birçok konferansa klasikleşmiş de CE komitelerinin dışında bizde ne var? Bizde bir kere krizlerimizde üçlü JCC'miz var. Manyak bir JCC'miz var. Çete savaşlarını konu ediniyor Los Angeles'taki. Abdülhamit dahil oluyor, 1984'e geri geliyor falan. Onun dışında GA5 komitemiz var. Ya bu GA'ler alışılmış dedim ama GA5 bu administrative ve budgetary diye geçiyor. Birçok agenda item olacak. Daha yüzeysel geçilecek ve normal GA'lerden farklı olarak bu advanced bir komite olarak yer alacak Calmon'da. Onun dışında ilginç komitelerimizden European Parliament var. Bu European Parliament Special, neyse legal var, UNSC var onun dışında. Diğer krizlerimiz 1956'da geçen Hungarian Revolution var. Normalde düzleniyor Macar halkı bu revolution'da. Ama biz kriz ekibimizin engin aklıyla şuna karar verdik. Bu halk başarılı olacak revolution'da ve bütün Macaristan'ı elde etmeye gidecek. Bir de Roman Cabinet var. Normalde Roma'da bir iç savaş oluyor Sezar'ın ölümünün ardından. Biz bu Sezar'ın ölümünden sonraki süreci bir fetret dönemi olarak ele alacağız. Aynı komitenin içinde iki karşı tarafın delegeleri yer alacak. Bol hançerli, bol ihanetli, betrayal'lı, gözyaşlı bir komite olacak. Umarım. Hepinizi bekliyoruz. Hangisine giderdik? Anıl sen hangisine giderdin? Vallahi ben şöyle krizi özellikle sevdiğim için ve ya JCC'yi daha çok sevdiğim için büyük ihtimal JCC derim. Yani, ama diğer komitelerimiz de çok güzel, sadece JCC'ye bakmayın yani, diğerlerine de gidin. Ben Head of Christ olarak 3 krize de göz bebeğim olarak bakıyorum. O yüzden krizler dışında cevap vereceğim. Herhangi birini seçmek içimden gelmiyor. Birini seçsem diğeri ağlar yalnız kalır. Ben ya Legal'a giderdim ya European Parliament'a giderdim. Geçen senenin delege profili çok güzeldi bence. Akademide keyif aldığım bir konferanstı. Bu sene de aynı şekilde devam mı sizce? Bu sene ya aynı şekilde devam değil. Çünkü neden? Better Than Ever Counter 3 geçen seneden daha iyi olacak. Emre Bey, Emre Bey! Kriz için ekstra planladığınız bir prodüksiyon var mı acaba? Tabii ki var efendim, neden olmasın? Kriz için özellikle JCC'miz için delegeler ve çeyreler rahat etsin diye güzel bir program hazırlıyoruz. Nedir bu acaba? Ben niye dış sesiyle cevap vermeye çalışıyorum ki? Yazılım bir internet programı. Bunun üzerinden bütün delegeler, çeyreler işte kamyonelerinin ne halde olduğu, ilerleyişlerinin ne halde olduğunu görebiliyor. Onların planları yine bu sisteme yüklenebiliyor işte. Military planları olsun, diğer ekonomik planları, herhangi bir anlamda planları yüklenebiliyor. Bu şekilde her şey kayıt altında. Hiçbir hataya mal vermiyoruz. Bu sayede sekmeyen kriz, sekmeyen üçlü JCC ve better than ever bir Calmon. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.